Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir seri başlatıyorum. Zaten yani gerçekten YouTube açmamdaki en büyük etkenlerden biri bunları uzun uzun anlatmaktı. Spora yeni başlayanlar nasıl ilerlemeli, ne yapmalı? Bunlarla ilgili zaten aşırı fazla soru geliyordu. Ve benim de hayli bir, gerçekten uzun bir kilo verme, spora başlama, spor yapma sürecim var. Bunların hepsini anlatıp ona göre tavsiyeler vermek istiyorum. Onun için bu yeni başlayanlar serisi böyle bir 2-3'lük, 3 videoluk bir seri olabilir gibi gözüküyor kafamda. Ama videonun gidişatına göre değişecek o. Eğer hazırsanız ben hemen kendi sürecimle beraber başlamak istiyorum. Şimdi şöyle olacak. Ben ilk başta kendi 16 kilo verdiğim serüveni anlatacağım. Ondan sonra evde spora başladığım bir dönem vardı. Orada işte 45'lere kadar düştükten sonra aşırı zayıf olduğum bir dönem vardı. Ondan sonraki kilo alma sürecini anlatacağım. Ondan sonra da zaten spor salonuna başlama var. Yani ben de kilo vermeyi de, kilo almayı da her şeyi görebileceksiniz. Her şeyi anlatacağım. Herkesin ihtiyacına göre bir şeyler var bende. Eğer hazırsanız, duman da geldiğine göre. Başlayabiliriz. Şimdi kendi... Sen burada duracak mısın? Şimdi kendi sürecimle beraber başlıyorum. Ben yanlış hatırlamıyorsam ilkokul dönemlerimdeyken iki tane sağlık problemi geçirdim. Biri, benim kemik yaşım benden 3 yaş büyüktü. Bunun için ayrı bir iğne kullanmıştım. Diğeri ise insülin direncim vardı. Ve bu insülin direncinin de beraber getirmiş olduğu birkaç etkenden dolayı çok ani bir şekilde kilo almaya başlamıştım. Hani çok kilolu muydum? Hayır. Ama yaşıtlarıma göre, arkadaş grubuma göre kilolu denilebilecek bir çocukluğum vardı. Öyle. Yani insülin direncinden dolayı kilo aldığımı söylemek istedim ilk başta. İnsülin direncini yendikten sonra kilo veremedim. Çünkü hem küçüktüm, nasıl kilo vereceğimi bilmiyordum, ne yapacağımı bilmiyordum. Ailem de zaten sen çok kilolu değilsin diye pek üstelemiyordu bunu. Ama ben tabii çok rahatsızdım bu şeyden ve ortaokul 8. sınıftayken kendimi aç bırakarak kilo verebileceğimi düşündüğüm bir döneme girdim. Ortaokul 8. sınıftaydım yani. Çok mantıklı bir şey beklememek gerekiyor. Tamam, gider misin ne olur? Benim için ipleri koparan dönem o oldu. O dönemden sonra kilo vermek istedim. Hem LGS'ye hazırlanıyordum, sınava hazırlanıyordum. Hem kendimi aç bırakıyordum. Hem evde odamda nasıl denir? Böyle zıplayarak, bir şeyler yaparak kilo vermeye falan çalışıyordum. Böyle böyle aslında ben o sene 5-6 kilo vermiştim 8. sınıfta ama tabii ki de yeterliydi ve kendimi aç bırakarak verdiğimden dolayı da çok böyle yağdan giden bir kilo değildi o. Su falan atmıştım büyük ihtimalle. O yüzden görünüşte pek bir değişiklik yoktu. Sadece tartıda bir değişiklik vardı. Bu da tabii insanı tatmin etmiyordu. Neyse ondan sonra 9. sınıfa başladım. 10. sınıfa başladım. 10. sınıfta pandemi denk geldi. İşte asıl benim evde spora başladığım ve kilo vermeye karar... Kilo verme aşamasına geldim. Dönem bu, pandemi. Pandeminin Mayıs ayıydı ve ben dieting batağına düşmüştüm. Hani ve artık dedim ki, artık kilo vereceğim. Artık gerçekten ben bu kilolarla yaşamak istemiyorum dedim. Ki ne olursa olsun ben gerekirse karın kası da yapacağım. Gerekirse... Ya bu çaymam beni çok rahatsız ediyor şu an ya. Dieting batağına düştüm kısaca. Ve evet, dietingle beraber spor yapmaya başladım. Evde spor yapma sürecim aynen şöyle devam etti. Dieting'den her gün 5, 6, 7 video falan yapıyordum. Hani gerçekten kendimi öldüresiye spora sokuyordum. Hiç spor deneyimi olmayan birisinin... Hiç spor deneyimi olmayan birisinin gidip de birdenbire 5-6 videoyla spora başlaması falan hiç mantıklı değildi zaten. Kusura bakmayın. Ben Mayıs ayından yaklaşık Ağustos ayına kadar dieting'le beraber devam ettim. Başka hiçbir kanal yapmadım ve gerçekten faydasını gördüm. Ve dieting'le beraber Mayıs ayından Eylül-Ekim ayına kadar 16 kilo verdim. Bu 16 kiloyu nasıl verdiğime denk gelirsek, içerisinde gerçekten dengesiz beslenme vardı. Dengesiz beslenmeden kastım fast food değil. Öğünlerde bir orantı yoktu. Sadece sabah kahvaltısı, akşam yemeği yiyordum. Ara öğünlerde bir protein bar atıyordum. Vesaire. Bunlar çok yanlış şeylerdi. Faydalı oldu mu? Evet. Ama bunlar bana kas kütlesi kazandırmadı. Habire kardiyo yaptığından dolayı yağdan gitmiş olabilir.
Tam olarak evde öyle ölçüm yapan bir tartım yok, bilmiyorum. Yağdan gitmiş olabilir. Ciddi bir zayıflama vardı ama. Ben şuraya before after koyarım büyük ihtimalle. Ciddi bir zayıflama vardı ve insanlar bana hani diyemiyorlardı yüzüme karşı. Biliyorum bunu diyemediklerini ama hani çöp gibi olmuşsun ima edenler vardı. 16 kilo verdiğimde önünde 66'dan 50'ye kadar düşmüştüm. Yani demek istediğim süreç o. Ve bu süreç dediğim gibi evde spor yaparak Chloe Ting'le beraber gitmişti. Hani yaptığım videolarda iki karın videosu, iki kardiyo, bir bacak falan filan. Hani düzensiz, programsız, önüme gelen videoları yapayım. Aa burada güzel hareketler varmış, bunu yapayım. Aa Chloe yeni program atmış, onu yapayım. İşte şunu yapayım, bunu yapayım. Her şey çok düzensiz, her şey çok bilinçsizdi. Ve ben hani iyi bir şey yaptığımı sanıyordum kendimi. Ama hayır, yapmıyordum. Çünkü hani dediğim gibi evet kiloyu vermiştim. Evet tartıda eksi vardı. Ama görünüş, hani evet görünüşte de bir incelme vardı. Ama yağ oranınız sabit kaldığından dolayı kas kütlesi koymadığınız için vücudunuzda şekilsizlenme oluyordu. Ve bu güzel bir şey değildi arkadaşlar. Benim şu an bu videonun ana fikri olarak vermek istediğim şey şu. Kilo vermeniz tartıdaki sayının eksilmesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Gerçekten etmiyor ya. Ben evet kilomu vermiştim. Ben spora başlarken ben 50 kilo olacağım. Her kızın bir 50 kilo hedefi var. Her kızın bir 50 kilo hedefi vardır mutlaka. Her kız bir gün 50 kilo olacağım cümlesi kurmuştu. Ve ben 50 kilo olduğumda çok mutlu olacağımı sanmıştım. Gerçekten 50 kilo olunca beni sevecekler. Gerçekten arkadaşlarım beni hep takdir edecek. Hep habire fiziğime övgü gelecek falan filan diye düşünüyordum. Hiçbiri olmadı. Aksine ben daha mutsuzdum ha. Kiloluyken daha mutluydum. Çünkü en azından evet kiloluyum ama kilo verince belki daha iyi olurum diye kendimi avutabiliyordum ama tartıdaki 50 sayısını gördükten sonra ve hala aynaya baktığımda kendimi beğenemediğimi anladım ben aslında tarttaki şeyin hiçbir anlam ifade etmediğini. Sonra 11. sınıftaydım. Yine okula gitmiyorduk. Evet okula gitmiyorduk. Sadece sınavlar için okula gitmiştik. Ve ben evde spor yapmaya yine devam ediyordum bir şekilde. Online'dı dersler. Ben ders aralarında yine Chloe Ting kaçıyordum, spor yapıyordum, evde zıplıyordum falan filan bir şeyler oluyordu. Kilo vermeye çalışıyordum. 50 kilo olmuşum. Hala diyordum ki 45 mi olsam? Sınav senesi geliyor zaten. Kilo alırım. Hani şimdiden ince vereyim hani kilo alma hakkım olsun tarzı bir düşüncem vardı. Hani hala kilo vermeye çalışıyordum. Hala kendimi aç bırakıyordum. Evet aralarda cheat day falan yapıyordum. Bunlar tabii oluyordu yani. Bazen benim de pes ettim. Yeter bugün de bunu yiyeyim ya falan filan dediğim oluyordu tabii ki ama bazı şeylerin farkına varmaya başlamıştım. Yaklaşık Aralık, Ocak gibi dedim bir şeyleri yanlış yapıyorum. Şu an gerçekten bir şeyler yanlış gidiyor gibi düşündüm. Ve yaptığım video sayılarını azaltıp daha fazla beslenmeye başlamıştım. Yine 50 kilo bandında kalıyordum. Kilomu sabit tutmaya çalışıyordum. Ama en azından evde ne kadar kas kütlesi koyabilirsem o kadar koyabilirim diye düşündüm. Ve hani bilmiyorum tabii nasıl ilerleyeceğini söyleyeyim. Protein süt falan alıyordum. Protein bar. İşte oradan bir protein alayım. Şuradan karbonhidrat alayım falan filan. Kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Hani mentalitem bir tık iyileşmeye başlamıştı. Ama sonrasında yazın dershaneye başlamamla ve dershanede evdeki düzenimin bozulmasıyla tekrardan benim mentalitem düştü ve ben 45'e düştüm. Gerçekten çok sağlıksız olmaya başlamıştı. Hem rahatsızlanma dönemim de iyice bozulmuştu. Hem kendimi çok hasta ve halsiz hissediyordum ve sınav senesi geliyordu. YKS'ye hazırlanacaktım. Bu böyle gitmez dedim ve ben orada sporu bıraktım. YKS senesi boyunca sporu yapmadım. Çünkü bir şeyleri yapamıyordum. Ve ben bunu evde gerçekten yapamayacağımı anladım. Bir şeyleri yanlış yapıyordum. Çünkü benim oturup bir şeyleri araştırmam, bir şeyleri öğrenmem, bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu. Ve ben bunu sınav senesinde yapamayacağımı anladım. Bana hep diyorsunuz sınav senesinde spor yapılır mı? Sınav senesinde spor yapılır ama doğru yapabildiğiniz sürece yapın. Ben sınav senesinde bu süreci doğru ilerletemeyeceğimi anladım. Ve o sırada sporu bıraktım. Çünkü kendime inanıyordum. Sınav senesi bittikten sonra ben tekrardan başlayacağım spor. Hatta gideceğim salona yazılacağım diyordum. McFit'e yazıldım zaten. Yapacağımı biliyordum. Kendime inanıyordum o konuda. Ben size sporu bıraktım böylece. Sınav senesi bitti. Ben McFit'e yazıldım yakın arkadaşımla beraber. Orada işte benim sürecim başlıyordu. Benim serüvenim bir tık böyleydi. Bu videoda biraz evde spora başlamak isteyenlerle alakalı bir tavsiyeler veririm. İkinci videoda da tamamen spor salonu odaklı ilerlerim diye düşünüyorum. Böylece her iki tarafında gönlü olmuş olur. Çünkü biliyorum spor salonuna gidemeyecekler, gitmek istemeyenler ya da evde spor yaparım ya ben diyenler olan diyecekler olabilir. Konuşamıyorum. Olabilir. Onun için bu videoda evde spora başlamak isteyenlerle alakalı devam edelim. İkinci videoda da spora yeni başlayanlar gym versiyonu yaparız.
Öyle devam ederiz. Şimdi evde spor yapma sürecimin biraz daha derinine ineceğim ve detaylarını anlatacağım. Şimdi dediğim gibi pandemide ben Chloe Ting'le beraber spor yapmaya başlamıştım. O dönemi zaten hatırlayanlarınız vardır büyük ihtimalle. Herkes Chloe Ting yapıyordu böyle. Herkesin odasında, yerde, matta Chloe Ting yaptığı bir dönem vardı. Ben de o dönemlere yakalanmıştım. Doğru. Başlamıştım ve günde 5-6 video falan yapıyordum. Gerçekten hem beslenmeme de dikkat etmeye çalışıyordum. Evet, kendimi aç bırakıyordum. Bir şeyler yapıyordum ama yine de bir şeyleri görüyordum yani. Bir şeylerin değiştiğini görüyordum. Hatta arkadaşım, aa şu karın çizgisi çıkıyor ya kenarda. Aa karı kızımı çıktı falan filan diye böyle atıyordum. Çok kötü zamanlar. Bir zaman böyle galeriye bakınca ben çok dalga geçiyorum kendimle. Açıkça söylemek gerekirse. Yaklaşık 5-6 ay boyunca sadece başka hiçbir kanalın hiçbir videosunu yapmadım. Full creating. Yani böyle Chloe Ting'in en iyisiydim yani. Gerçekten davası olsa gider savunurdum. Öyle seviyordum. Hala çok seviyorum bu arada. Yani ondan sonra bir gün bir arkadaşımla bir konuşmamız geçti. Dedi ki sen Chloe Ting'den başka hiçbir kanal yapmadın mı dedi. Ben de dedim yapmadım dedim. Nasıl ya falan işte böyle Lili Sabri var falan filan. Onlara da bir bak dedi. Yok ben Chloe Ting yapacağım dedim. Ondan sonra şey oldu ki böyle hani ne olabilir ki yani farklı kanallarda falan. Sonra hatırlıyorum ilk Get Fit by Ivana'nın, doğru söyledim inşallah, hatırlamıyorum şu an kanalın adını. Bir kalça videosuna açtım, yaptım Chloe Ting yerine. Ve ben ondan sonra bir daha Chloe'nin hiçbir kalça videosunu yapmadım. Çünkü Get Fit by Ivana gerçekten çok iyiydi. O videosu mu çok iyiydi ya da ben mi çok etkilendim bilmiyorum. Gerçekten çok güzeldi. Kanalı böyle pık koyarım buraya. Chloe'yi biraz azaltmaya başladım ben. Chloe'nin sitesindeki tüm programları yapmış olabilirim ben. Gerçekten hepsini yapıyorum. Gerçekten memnun kalmıştım burada Chloe'de. Hani Chloe'yi kötüleme gibi bir şeyim yok. Ama hani olay bir tık şu. Sürekli aynı kanala yaptığınız için ve bir kanalın da bir zorluk seviyesi olduğundan dolayı sürekli aynı seviyede videolar yaptınız. Aynı seviyedeki kanalların videolarını yaptığınızdan dolayı bir süre sonra vücudunuz o seviyeye alışıyor. Ve artık bir tepki göstermemeye başlıyor. Yani doğru bir tabir olur mu bilmiyorum ama alışıyor ve hani bir değişiklik göstermiyor, bir direnç göstermiyor. Yani bu sporda şöyle bir şey var. Bu evde de spor yaparken geçerli, salonda da spor yaparken geçerli. Sizi zorlamayan bir şey sizi geliştirmez. Gerçekten bu böyle. Siz zorlanmıyorsanız gelişmezsiniz. Yani geliştiğinizi düşünürsünüz sadece ama aslında gelişmezsiniz. Onun için ben mesela Ivana'nın ilk videosunu yaptığımda gerçekten aşırı zorlanmıştım ve şu zamana kadar acaba ben hiç kalça çalışmıyor muydum falan diye düşünmüştüm. Hani evde ne kadar etkili olabilir ki diyenleriniz olabilir şimdi ama kızlar beni anladı. Gerçekten etkili oluyor. Neyse ondan sonra işte ben Ivana'dan kalça videoları yapmaya başladım. Sonra Lili Sabri'ye geçmiştim. Sonra Growing Pink Ananas vardı sanırım. Başka ne? Selamar. Gerçekten tam olarak kanalların isimleri aklıma gelmiyor ama ben onların hepsini derleyip toplayıp hatta şuraya karın için olanları koyayım. Siz buradan esas alırsınız. Bacak. Buradan bacak. Careful body videosu koyayım şöyle. Bunlar benim yaparken en çok zevk aldığım kanallar olabilir. Yani gerçekten faydasını gördüğüm şeyler. Çünkü ben gerçekten yaklaşık bir yıl boyunca evde spor yaptım. Ve neredeyse tüm kanalları denedim o süre boyunca. Chloe'den sonra ben açıldım bir. Öyle kanallar hakkında biraz konuştuktan sonra biraz da evde beslenmeyle alakalı konuşacağım. Çok fazla yanlış yaptığımdan dolayı tüm yanlışları siz yapmayın diye bayağı bir şey söyleyebilirim şu an. Bir söylemek istediğim şey şu. Aç bırakarak bir yere varamazsınız. Evet bir miktar aç kalmanız gerekiyor kilo vermeniz için. Ama bu açlık sizin ölüm açlığınız olmamalı. Gerekli makroları tamamlamanız gerekiyor. Tabii siz bu makroların peşine düşemezsiniz. Aa ben 120 gram protein alacaktım, 119 gram almışım, ne yapacağım şimdi tarzı bir şey değil tabii ki de bu. Sizin vücudunuzun alması gereken belli başlı değerler var. Siz bunu zaten normal günde de, normal besinlerde de alabiliyorsunuz. Ama kendinizi aç bıraktığınız zaman aslında yemeniz gereken şeyleri yemediğinizden dolayı vücudunuz o enerji ihtiyacını karşılayacak besinleri alamıyor. Özellikle karbonhidrat. Ekmek yemeği kestim, kilo vereceğim tarzı bir söylemde bulunmamanız gerekiyor kesinlikle. Çünkü gerçekten karbonhidrat proteinden bile önemli bir besin değeri olabilir. Çünkü enerji, ya direkt enerji oluyor sizin yiyeceğim şey. Kendinizi aç bırakmayın. Bu gerçekten çok önemli ya. Çünkü gerçekten, çok fazla gerçekten dedim. Çünkü gerçekten kendinizi aç bırakmak size hiçbir şey sağlamayacak ya. Nokta ise ben mutlaka bir tane ara öğün yapardım. Yani sadece ana öğünlerle beslenmek bence biraz yanlış. Ara öğün yapardım. Protein bar alırdım.
fellaslar, züberler vardı. Onlardan beslenirdim. Yoğurt granola yapardım. Yeşil çay, kuru yemiş olur. Bunlar olması gereken şeyler bence. Yani ara öğünleri atlamamanız gerekiyor bence. Çünkü diyeti ayakta tutan şeyler onlar. Ana öğünlerde beslendiğinizde ana öğün saatime kadar hiçbir şey yememem lazım tarzı bir söylem kurduğunuzda diyet sizin gözünüzde büyüyor. Yani diyeti kendinizi aç bırakma olarak görmemeniz gerekiyor biraz. Diyeti bir böyle derler ya yaşam tarzı haline getirmeniz gerekiyor. Gerçekten bunu söyleyince çok komik oluyor bu arada. Ben de diyordum hani diyeti yaşam tarzı haline getirin dediklerine bu ne diyor ya falan derdim ama olayın içine girince, olayı gerçekten yaşayınca anlıyorsunuz ki bu bir yaşam tarzı gerçekten. Bir diğer şey ise kendinize yasak koymak. Kendinize yasak koymamanız gerekiyor. Ben mesela gerçekten canım çikolata mı çekti? Bir kara yemekten hiçbir şey olmaz. Gerçekten sıkı bir diyet yapmıyorsunuz çünkü. Kilo vermeye çalışıyorsunuz. Yarışmalara hazırlanmıyorsunuz. Yarışmacı değilsiniz. Hani sözüm ona. Onun için kendinizi bu kadar sıkmanın bir anlamı yok. Mesela şimdi sporcularda hani habire bir böyle tavuk pilav şey var. Bana çok fazla soru geliyor. Abla tavuk pilav yemek zorunda mıyım? Değilsin. Yani bu şey bana çok mantıklı geliyor. Böyle spora başlayan tavuk pilav yemeye başlıyor. Bu tavuk pilav sadece ulaşılması kolay bir karbonhidrat protein değerlerinin bir arada olduğu bir öğün. Onun için bu kadar sık. Tavuk ete göre daha ucuz. Pirinç de temiz bir karbonhidrat kaynağı olduğu için çok sık tüketilen iki besin. Yani sen bunları yemek zorunda değilsin. Senin proteinin de karbonhidratı da yağı da alabileceğin farklı yerler var. Bir diğer söylemem gereken nokta ise su tüketimi. Bence en önemli şey su tüketimi ya. Ben hani spor yapmadığım dönemde bile günde 3 litre su içerdim. Ya bence her şeyin temeli su ya. Yani mesela ve bence diyeti ayakta tutan, sağlamlaştıran şeylerin başında su tüketimi geliyor. Yani gerçekten vücuda gerekli su miktarını aldığınız zaman diyetiniz o kadar da zor gelmiyordu yani benim için. Ben su miktarını tamamladığımda falan acıkmıyordum ya da açlığımı hissetmiyordum. Çünkü karnım dolu oluyordu mantıken. Çok özür dilerim ya. Gerçekten. Ve en can alıcı nokta bence cheat day ya da cheat meal yapmak. 16 kilo verdiğim süreçte özellikle bir cheat day yapardım. Cheat meal diye cheat day yapardım ve bu benim gerçekten sürecimi hızlandıran şey oldu. Vücuda istediği şeyi verdiğiniz zaman vücut da size istediğiniz şeyi veriyor. Ben de şöyle bir şey oluyor. Ben de hala oluyor mesela spora gittiğimde. Cheat day'den sonra, cheat meal'den sonra daha enerjik hissediyorum. Daha motive oluyorum. Çünkü ben bu süreci böyle ilerletebiliyorum. İstediğim şeyleri yaparken istediğim sonuca ulaşabiliyorum. Ben bunu artık anladım. Ve bu beni motive ediyordu. Motive olduğum zaman da tabii diyetim benim daha sürekli oluyordu. Ya da yaptığım spor beni daha heyecanlandırıyordu. Olaya bir tık böyle yaklaşmanız gerekiyor. Yani kendinize full yasaklar koyarak, full kendinizi bir şeylerden uzaklaştırarak bir yere varamazsınız. Yani bakın ben bunları yaptım. Bir yere varamadım. Bunları öğrendim ve bunları şu an size söylüyorum. Bunlar zaten hepinizin bildiği şeyler ama bilmeyenleriniz varsa diye söylüyorum. Kendinize yasakları koymak bir anlam ifade etmiyor. Siz yarışmacı değilsiniz. Bakın yarışmacıların çok farklı bir diyet süreci var. Onlar gerçekten yasaklarla yaşıyor. Yarışmacı değilsiniz. Sadece kilo vermeye çalışıyorsunuz. Sadece kendinizin en iyi hali olmaya çalışıyorsunuz. Ve bu süreçte sadece bir kere geldiniz bu dünyada. Bu kadar da sıkı yaşamaya gerek yok. Şu an videonun daha fazla uzamasını istemiyorum çünkü dediğim gibi zaten ikinci bir video çekeceğim. O biraz daha spor salonuna odaklı olacak ama o da yeni başlayanlar için faydalı bir video olabilecek bence. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Kendi sürecimi de anlattığım için beni az çok anlamışsınızdır. Bayağı bir uzun bir süreç geçirdim. Ve hani deneyimlerime güveniyorum. Ben bir diyetisyen ya da kişisel eğitmen, antrenör vesaire değilim. Ama yani gerçekten uzun bir süreçti ve bir şeyleri öğrendim. Ve bunları size paylaşmak tabii ki de istedim. Umarım dediğim gibi bazı sorularınıza cevap olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.